Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir ürün incelemesi videosuyla karşınızdayım. Bugün buradan da gördüğünüz gibi inceleyeceğimiz ürün bir saat olacak. Kargodan yeni geldi. Kargoyu yine ben burada açacağım. Bugün hep beraber bu arkadaşı inceleyeceğiz. Doğa sporlarıyla uğraşan arkadaşlar bilirler. Bazen doğada kullanmamız gereken teknik donanımlar olabiliyor. Örnek vermek gerekirse kampla, dalcılıkla, trekkingle uğraşan arkadaşlar yanlarında bir pusula, termometre, barometre gibi ayrıca ekipmanlar taşımak zorunda kalıyor. Ya da su sporlarıyla uğraşıyorsa bunun gibi üzerinde GPS desteği olan bir saat ve dalga boylarını, gelgit saatlerini hesaplayan bir saate ihtiyaç duyuyor. İnceleyeceğimiz ürün ise yine kamp, trekking, orienteering, kano gibi dış mekanda yapılan sporlarda kullanılmak üzere bir saat olacak. O saatte bu saat arkadaşlar Casio'nun SGW-1000 2BDR modeli. Gördüğünüz gibi kutusunun üzerinde çok fazla bir şey yok. Saati açalım. Açar açmaz karşımıza garanti belgesi çıktı. Ve çok dilli bir kullanım kılavuzu. Tabii ki içerisinde Türkçe yok. Burada gösterdiği diller var. Ama Türkçe kullanım kılavuzuna internetten ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Casio bunun Türkçe kullanım kılavuzunu çıkarttı. İnternetten yayınlıyor. Saat böyle bir kutuda geliyor. Metal bir kutu arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki saati kullanmaya başladıktan sonra güzel bir hayatta kalma kiti kutusu olacak bu. Arkadaşlar Casio bu saati ProTrek 300 modeline alternatif olarak çıkardığı saatlerden bir tanesi. Fiyat performans olarak biraz daha düşük. Fiyat olarak da biraz daha uygun. Gördüğünüz gibi 3 tane sensörü var bu saatin. Bundan örnek vermek gerekirse bunun 2 tane sensörü var. Bunda 3 tane sensör var. Sensör şurası. Bunda da burası oluyor. Üzerinde okuyabildiğiniz gibi pusula, barometre, altimetre ve termometre var arkadaşlar. Pusulayı açtığımız zaman 3 çizgi kuzeyi gösteriyor sürekli. Burada da kuzeye şu anda kaç derece açıyla durduğunu gösteriyor saatin ön yüzünün. Yani kuzey yarısını iğneye denk getirirsem buradaki derece 0 olacak. Gördüğünüz gibi 1 derece hassasiyetle ölçüm yapabiliyor. Altında barometrik basınç göstergesi var. Şu anda 1013 hektopaskal gösteriyor. Altında termometresi var. 22,2 derece olduğunu söylüyor. Üstte bir tane grafik bölümü var arkadaşlar. Burada da barometrik alçalışı ve yükselişi gösteriyor. Yani barometrenin aşağıya mı, yukarıya mı gittiğini gösteriyor. Altimetreyi açarsak da şu anda deniz seviyesinden yüksekliğimizi gösteriyor. 5 metre olarak ölçüyor ama tabii bunun daha yükseklik kalibrasyonunun yapılması gerekiyor bu saatin. Daha yapılmadı. Normal zaman modu. Gün doğumu ve gün batımını gösteren bir modu. Yükseliş ve alçalış kayıtlarının tutulduğu bir bölüm. 10 tane, 14 tane kayıt tutabiliyor arkadaşlar. Yani 14 tırmanışınızı, 14 yürüyüşünüzün iniş çıkışlarını bu saatte kayıt olarak kaydedebiliyorsunuz. Kronometre, geri sayım, 5 tane alarm var, alarm bölümü, dünya saatleri ve normal zaman. Bu saat gün doğumu ve gün batımı saatlerini hesaplarken, yani bakın burada tepede tarihi görüyorsunuz. Burada bugün için doğduğu saat
ve bugün batacağı saat, deniz seviyesinde batacağı saati gösteriyor. Bunu ayarlamak için, tabii dünyanın neresinde olursanız bu saatler değişecektir. Bunu ayarlamak için burada enlem ve boylama girdiğimiz bir bölüm var arkadaşlar. Kaç dakika, kaç derece olduğunu ayarlıyoruz burada. Dolayısıyla bulunduğumuz bölgeye göre yüksekliğimizi ve bulunduğumuz lokasyonu hesaplayıp o gün orada saat kaçta güneşin doğacağını ve saat kaçta güneşin batacağını gösteren bir bölüm bu. Aynı zamanda eski SGV serilerine alternatif olarak burada gördüğünüz gibi bu saatte bombeli bir cam yapısı var. Bu saatte ise mineral cam, organik cam, organik cam tercih etmişler. Daha düz bir yapısı var. Çizilmelere karşı daha korunaklı. Böylesi daha iyi olmuş gibi geliyor. Bu gördüğünüz fıstık yeşili ve lacivert tonlarında bir saat. Bunu gene farklı renklerde, yani bu renk gamında da bir ürünü var ve siyah olarak piyasaya çıkarttılar. Ben bu ürünü tercih ettim. Şöyle ışığını göstermek istiyorum. Güzel kuvvetli bir aydınlatması var. Aynı zamanda otomatik aydınlatma özelliğine de sahip. Yani bu saati kolumuza taktığımız zaman, yüzümüze doğrulttuğumuz zaman saati ışığı otomatik yakıyor. Hava şartlarının ne zaman ne noktaya gideceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Bir barometreye ihtiyacımız var. Aynı şekilde haritada konumumuzu belirlerken bir pusula çok ciddi şekilde bize yardımcı olacaktır. En azından kuzeyi bulmak konusunda. Dolayısıyla bu tip saatler kullanacak olursak pek çok donanımı yanımızda taşımaktan ziyade sadece bir saatte bu işi çözmüş oluyoruz. Casio bu 3 sensörlü saati, yani SGW1000 modeline ProTrek 270 veya 300 diyeyim, o iki modele alternatif olarak çıkarttı. Ucuzlatmak için bazı şeylerden feragat etti. İşte plastik kalitesi bana birazcık daha kötü geldi arkadaşlar bu saatin. Büyük bir ihtimalle maliyeti düşürmek için. Arkasında 4 tane vida deliği koymuş. ProTrek'lerde pil değiştirme şekli birazcık daha farklı oluyor. İçerisindeki pil ile 2 yıl çalışma garantisi veriyor Casio. ProTrek'lerde bu süre 10 yıl kadar gibi pek çok bir takım özellikleri kısarak, bir takım özelliklerin fonksiyonunu değiştirerek bunları bizim gibi orta segmentteki kullanıcılara sunmuş oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ProTrek serisi profesyonel kullanım için tasarlanmış saatler. Gördüğünüz gibi Casio yine tasarım özellikleri göz önüne alınarak ürettiği bir saati bizlerle buluşturmuş arkadaşlar. Saatin üzerinde görebildiğiniz gibi çok güzel ince ayrıntılar, ince detaylar var. Bu saat hakkında söyleyecek başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık bir saat. Yine Casio her zamanki gibi tasarım özelliklerini ön plana çıkartarak güzel bir saati bizlerle buluşturmuş. Bundan sonraki doğa faaliyetlerimizde bu saati de kullanacağız. Çünkü bu görmüş olduğunuz eski saatim artık yavaş yavaş ekonomik ömrünü doldurmaya başlamıştı. Doğru ölçüm yapamıyordu ve her seferinde kalibre etmek gerekiyordu. Bu yeni saatimizde aynı problemleri artık yaşamayacağımızı düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar, dediğim gibi söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.